Hoş geldiniz. İşte bahsettiği gibi Akif Bey'in öyle kendimizce karınca kararınca yolda olma halindeyiz. Lisansımı da sonra psikoloji olarak yaptım ben. İkisini de tamamlamamız gerekti. Allah da nasip etti. Hala yoldayız. Hala öğrenmeye sizlerle devam ediyoruz çocuklarımla. Bence en kıymetlisi anneyim. Ben de iki tane evladım var. 18 yıldır alandayım. 6 yıldır da aktif aile danışmanlığı yapıyorum. Sizin evde ne yaşanıyorsa bizim evde de aynısı yaşanıyor. Problemler değişmiyor. Bunları anlatıyoruz diye biz yaladık yuttuk ve olduk değil. Hani insan ve tekamül böyle ölene kadar devam ettiği için hala biz de olmaya çalışma halindeyiz. Bugün çok kıymetli bir konudan bahsedeceğiz. Duygulardan. Ama bu duyguları neden bu kadar önemsediğimizden de bahsedeceğiz. Önce oradan bahsederek başlayacağım ben mevzumuza. Aslında işte hepiniz burada olduğunuza göre anne, anneanne, babaanne olan var içinizde. Yani bir aileye aslında sahipsiniz. İşte biliyorsunuz işte çocuktan bahsetmeden, onlara ne öğretelimden bahsetmeden, ne öğretmeyelimden bahsetmeden mesele de duygular olunca önce aileden bahsetmek gerekiyor. Çünkü aslında bilişsel olarak şu salonda hiç sanmıyorum ki pedagojik eğitime bilgisi olmamış bir anne olsun. Zaten bu yolda olma halinde bir sürü tavsiye listeleri veriliyor annelere, babalara. İşte tırnak işareti, parantez içi tırnak işareti uzmanlar çıkıp anlatıp duruyorlar işte bizim gibi. Böylece ne yapacağımızı ve ne yapmayacağımızı bilişsel olarak çok iyi bildiğimiz halde bir yerde tıkanıyoruz. İşte o tıkandığımız yer duygular kısmı oluyor. Yani bunların hepsini biliyorum. Bize de danışmanlığa gelenler söylediklerinizi zaten işte ben okuduğum kitaplarda, katıldığım seminerlerde, hatta dizilerde öğrendim. Yani ben de birçok şey bilgi mevcut. Ama ben bunları hayata geçirmekte çok zorlanıyorum. Çünkü bunlarla ilgili ben de bir aileyle dünyaya geldiğim için, tesadüfen burada olmadığım için, kendi ailemi de seçemediğim için, işte benim de yaralarım var, sıkıntılarım var, neden olduğunu bildiğim, nereden geldiğini bildiğim hallerim var. Bu hallerim çocuklarıma tesir ediyor. Bunları değiştirmek istiyorum. Dediğimiz nokta işte duygular meselesi. Yani normalde eşinize sinirlenmemeniz gerektiğini bildiğiniz halde, çocuğunuzun bu davranışının gelip geçici olduğunu, o anda öyle esti ve öyle davrandığını bildiğiniz halde öfkenize hakim olamayıp yükseldiğiniz zamanlar hepimizin olabiliyor. İşte bugün o zamanları nasıl tolere edebiliriz ya da o zamanlar neden oluyor? Oralardan başlayacağız, oraları anlatacağız. Ama oralardan başlamadan önce aile meselesine bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten artık hocalarımızla da sizden önce sohbet ettik. Dönüşen bir aile kavramı, dönüştürülmeye çalışılan bir aile kavramı var. Var olmadığımız, yani aslında gerçekte de öyle olmadığımız bir korku ve kaygı pompasının etkisi altındayız hepimiz. Hepimizin elinde küçük ekranlar var ve her sabah uyandığımızda o ekranlara baktığımızda maalesef 3. sayfa haberleri ya da kadın programlarında işte pompalanan o düşünceler, herkes güvensiz, herkesten korkmalıyız, tedirgin olmalıyız, normal bir tane insan kalmadı, bu çeşmelere antidepresan mı atsak, bu gidiş nereye, bizi bekleyen olağanüstü kötü şeyler var kaygılarıyla bu sefer ne yapıyoruz? Bu bilgileri alıp bu duyguları, kaygı duygusunu yaşayınca çocuklarımıza yapışıyoruz. Aman yanlış yapmayayım. Azıcık işte bir hata yaparsam ya psikolojisi bozulursa, ömür boyu unutmazsa, beni de affetmezse. Ondan sonra işte ya işte ben çocuğumu bu kadar dikkatli yetiştirirken anormal birisi gelir de bir zarar verirse gibi gibi bir sürü kaygı aslında farkında olmadan bilişimize geliyor. Peki bu kaygılar, korkular bugüne mi ait? Bu hatalar, bu yanlışlar bugüne mi ait? Sonuçta Hazreti Adem'den beri, yani onun çocuklarından beri kötü ve iyi hep var. Değil mi? Yani yeryüzünde bir kavga var. Savaşlar hep var. Tarih hep tekerrür ediyor bir şekilde. Ve bugün mesela işte çocuklar var, çok söyleyemiyorum ama bazı meselelerden canımız yanıyor ya, yani niye bu kadar çok pompalıyorlar? İşte L ile başlayan meseleyi siz anlayın diyoruz. Ama bu meseleden helak olan kavimler var. O da yeni değil.
O da var yani, önceden var. Onu da biliyoruz. İşte yani iyi kötü hep var. Biz hangi taraftayız? Biz neye niyet ediyoruz? Biz ailemizi nereye çevirmek istiyoruz? Aile bildiğimiz kavramı böyle tekrar teyit edelim. Normalde aile için şunu hissetmemiz lazım. İçeriye geldiğimizde bütün etiketlerden sıyrıldığımız, olduğumuz gibi kabul edildiğimiz, koşulsuz sevildiğimiz, güven duyduğumuz, kendimizi iyi hissettiğimiz bir sığınak aile. Değil mi? Hatta müminin cennet yuvası diye de tabir ediliyor. Yani öyle duygular yaşatan bir yuva olması gerekirken ne oluyor da bu aile cinnet mekanına dönüşüyor? İnsanların öfkelerini kontrol edemediği bir şeye dönüşüyor. Biz aileye sığınak olarak baktığımızda, ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabildiğimizde ya da çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşıladığımızda gerçekten herkesin dinlenmek için, demlenmek için, gerçekten beraber olabilmek için köşesine çekildiği bir dinlence alanına dönüşüyor. Çünkü herkesin birbirinden razı olduğunu biliyorsunuz. Mesela bize geliyorlar işte 17 yıllık evli, 18 yıllık evli, hatta daha fazlası da var. Bir rahatsızlık da geliyor. Eşinden gördüğü bir sıkıntıyla geliyor. Aslında o sıkıntı bugün mü oluştu diyoruz? Hayır. Ne zaman oluştu? Aslında hep öyleydi. Ama beni önceden rahatsız etmezken şimdi daha çok rahatsız etmeye başlıyor. Neden rahatsız etmeye başlıyor? Çünkü sizin duygu potanız doluyor. Kaldırabilirliğiniz azalıyor. Sabır eşiğiniz azalıyor. Dolayısıyla aslında onda hiçbir değişiklik yok. Ama sizin içeride olan bitenden de onun haberi yok. Dolayısıyla artık tahammül edilemez bir hal alıyor. Olur da işte bir dizide, bir replikle de bu aynı duyguyu paylaştığınızı hissederseniz açığa çıkan bir şeye dönüşüyor. Çocuklar için de aynı şey söz konusu. Eşler için de, aile için de aynı şey söz konusu. İşte o birbirimizin her halinden razı olmak, tesadüf olmadığını bilmek, işte göklerde nikahın kıyıldığını bilmek, eğer kaldıramadığımız, zul gibi gördüğümüz bir şey varsa mübah olarak, bu böyle çok kolay bir şeymiş gibi de söylemekten hicap ediyorum. Çünkü çok arttı. Başka bir yol olduğunu da görmek. Ama normalde bakın kaç yaş, yani buradaki yaş grubu en üst acaba kaç? Yani 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar var gibi de görünüyor. Yani karışık bir yaş grubundayız şu anda. Ve şunu hepimiz çok iyi deneyimliyoruz. Yol aldıkça ve o ilk yuvamızdan uzaklaştıkça oraya daha çok dönüyoruz. Değil mi? Yani hepimizin, hatta Alzheimer hastalarında bile her şeyi unutuyorlar. Anne babalarından aldıklarını, orada hatırladıklarını, hissettiklerini hiç unutmuyorlar. Bazen bir koku, bazen bir ses, bazen bir gürültü. Hemen orada yaşadığınız duygulara benzer bir şey olunca oraya geri gidiyorsunuz. Yani hiç uzaklaşamıyorsunuz. Hani şairin dediği gibi, gökyüzü gibi ve ana vatanımız. Nereye gidersek gidelim, hep yanımızda. Onların bizden razı olması da bizim için çok önemli. Koşulsuz bizi sevmeleri de çok önemli. Slide'ı değiştirebilir miyiz? Şöyle bir tane arkadaşım var. Böyle alkışlayanı çok bol bir arkadaşım. Tanınan, iyi bilinen bir yazar. Bir gün bana şey dedi. Ya dedi, işte bu kadar hani iş yapıyorum, koşturuyorum. İşte alkışlayanım çok. İşte bunun için Allah'a şükrediyorum. Ama dedi, durup dedi, hep her yaptığım, başardığımı düşündüğüm bir işte dönüp baktığım yer gene annem dedi. Yani onun gözlerindeki onayı, ondaki işte ondan istediğim o takdir duygusunu, şımarmasın diye söylenmeyen ama birazcık da şımarmaya hakkım olan o cümleleri ondan arıyorum dedi. Bu beni çok etkiledi. Bununla ilgili milyon tane örnek sayabilirim size. Orada mesela annenin doyuramadığını dünya doyuramıyor. Yani her yerde anneden almak istediği o sevgiyi arıyor. Ona göre davranış problemleri oluyor. Ona göre imtihanları oluyor. Ona göre darbeleri oluyor. Yani burada sağlanmayan sağlıklı duygu ömür boyu yakamızı bırakmıyor. Aslında aile hep sorunları olan bir yerde ama şu anda daha böyle kolay bunları dile getirebiliyor olmamızın da bir sebebi var. Ve eskisi gibi değil. Eskiden daha idare edilebilir. Hani alternatif olmadığı için daha kaldırılabilir. Daha insanların kendi kendilerini rehabilite edip asıl kişiye müracaat edebildikleri rahatlıkla.
Yani Cenab-ı Hakk'a niyaz edebildikleri, işte dertlerini, kederlerini oraya aktarabildikleri ya da işte aile kültürü olduğu için, komşu ilişkileri olduğu için iki kahvede bütün elemini, derdini, kederini bıraktığın, böyle bir terapiste ve terapiye falan ihtiyaç duymadığın bir şeydi ya aile. Bu bozuldu. Nasıl bozuldu? Neyle bozuldu? Yani üzgünüm. Hepimiz bunda, yani hepimizin bunda katkısı var. Sebebi teknoloji yani. Çok açık ve net bir şekilde bu bozulmana en büyük darbe vuran şey teknoloji. Teknoloji maalesef ailedeki rutinlerimizi kaldırdı. Eskiden mesela ben 80 kuşağıyım. 90 kuşağı, 80, 70 bu kuşakları iyi bilir ki ailenin bir rutini vardır. Akşam sofrada buluşulur, çayda buluşulur, meyvede buluşulur. Yani akşam bir rutin olur ailenin bir arada olması için. Bakın bu rutinler değişti. Yemek özellikle metropolde babalar eve geç geldiği için, bazen gelmediği için anneler çocuklara karınları doysun, beklemesinler diye. Bu basit bir rutin bakın yemek rutini. Bu değişti. Bu değişince insanların birbirleriyle konuşabildikleri, gözlerinin içine bakıp bugün ne yaşadın, ne hissettin, neler oldu, başına ne geldi diyemedikleri, konuşmamaya başladıkları, konuşamadıkları için de öfke duydukları, sonra bu öfkeleri birbirlerine yansıttıkları saçma sapan bir sarmala dönüştü. Bazen espri yapıyoruz böyle anlatırken diyoruz ki yani eşler eskaza koridorda telefonlara baktıkları için çarpışıp da birbirlerinin gözlerine bakarlarsa konuşmaya başlıyorlar. Yani onu bırakmadan elimizden ekrana bak. Ya ekran bizi ayırıyor. Aramıza mesafeler koyuyor. İçeride kapımızı kilitliyoruz. Değil mi? Özel işte kilit alıyoruz. Kapıyı kilitliyoruz. Dışarıdaki düşmanlar evimize giremiyorlar. Ya da bize yabancı olan hallerden uzak duruyoruz kendimizce. Ama şu ekranın içerisinde bize çok uzak olan hallere çocuğumuz maruz kalıyor ve haberimiz olmuyor. Ya da işte Wattpad gibi böyle e-kitaplar, bizim ait olmadığımız, ait hissetmediğimiz düşünceler istila ediyor. Ne yapmak zorundayız? Haberdar olmak zorundayız. Eğer evimiz cennet mekanı olsun, cinnet mekanı olmasın istiyorsak burada önce kendimize, sonra çocuklarımıza net sınırlar koymak zorundayız. Eşimiz için aynı şeyi söyleyemiyorum. Onu teyit geçtim. Oradaki onun değişiklik yapması onunla ilgili bir mesele. Orayla kendinizi çok yorup tüketmeyin. Kendinize bakın yani. Biz ne yapabiliyoruz? Çocuklarımız için biz ne katkıda bulunabiliyoruz? Bence burası önemli. Çünkü bakın bir de teknoloji şöyle bir şey veriyor bize. Sınır ve has. Sınır koyamazsak teknolojiye has verdiği için sürekli bağımlılık da yapan bir şeye dönüşüyor. Bugün nörolojik görüntüler var. Kumar bağımlılığı, eroin bağımlılığı neyse beyinde nasıl bir hasar bırakıyorsa aynı hasarı teknoloji de bırakıyor. Yani bağımlılıklar kategorisinde değerlendiriliyor ve rehabilitasyon merkezleri var bununla ilgili hem dünyada hem Türkiye'de teknolojiyi bırakmakla ilgili. Çünkü haz veriyor. Bu sefer bakın ne oluyor? Hep mutlu olduğu halde saçma sapan ufacık dertleri olduğu halde çocuklarımızın hala mutlu olma, hala doyma, hala haz arama, öteleyememe, duygularını erteleyememe, işte sıkıntısını hemen giderecek çareler bulma gibi gibi ihtiyaçları doğuyor. Bu da bize gene bıkkınlık, yorgunluk, tükenmişlik duygusu olarak geri dönüyor. Yani velhasıl kelam çocuklara hayırlı meşgaleler bulmak, ailemizi sığınağa dönüştürmek, evladımızın bir yoğun bir duygusu, öfkesi olduğu zaman ya da eşimizin orada kendimizi sakin tutabilmek. Bu çok kolay değil. Birazdan anlatacağım tabii ki. Kavgada kahve içmeye benziyor anlattığımız şeyler. Bazen uzman gibi bilmiş ama bu o kadar kolay bir şey değil. Onun farkındayız. Bir de şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Görmediğimiz bir şey göstermeye çalışıyoruz. Yani Polat Hoca'nın bir sözü var. Bizim 80'im ben, kendim için söylüyorum ama bizim nesil 90'a kadar böyle. Böyle kendi çocukluğumuzda ay incindin mi sen, öfkelendin mi, anlıyorum seni tabii falan diyen yoktu değil mi yani? İki kaş, bir göz, bir de terlik. Herkes kendini çeki düzen verir, haddini, hududunu belirlerdi. Bunun bizden çok götürüleri oldu ama bize getirileri de oldu. Mesela el alem gibi bir kavram vardı. Herkes çok eleştiriyor. Eleştirileceği noktalar elbette var
ama çok önemli bir terbiye metoduydu el alem. Yani önemliydi arkadaşımızın ve bir diğerinin bizimle ilgili düşündükleri, bir otokontroldü. Şimdi önemli değil, umurumda değil. Annesine babasına bile cüretkar bir şekilde geliyorlar işte seanslara, görüyoruz. Sen karışamazsın, bu benim hayatım diyebiliyor. Bakın bir yerde haklı olduğu bir taraf var ama bunun hastalıklı olan boyutuna geçtiğimiz zaman o da sağlıksız oluyor, orası da sağlıksız oluyor. Yani bir denge bulmak zorundayız. Yani biz yuvamıza sahip çıkıp ailemize dönmek zorundayız. Hepsini makul düzeyde yaşamak zorundayız. Değiştirebiliriz. Bu da şöyle, şimdi evet biliyoruz hepimize emanetler var ki buradayız. Bu çocuk ne demek, işte çocuk kim, bunun da az çok bilgi olarak farkındayız. Ama maalesef bu bilgi ve farkındalık bazen iyi bir şey olmadan da bize gelebiliyor. Mesela işte lohusa birisini gördüğümüz zaman, yeni bebeği olmuş, hele de böyle çocukları büyütmüş, artık kendisine zaman ayırmaya başlamış bir yaş grubundaysak, yeni bebeği olmuş ya da yeni hamile kalmış birisini duyduğumuz zaman hayırlı olsun, Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bakın hayırlı olsunundan ziyade verdiğimiz duygu okunuyor. Yani uykusuz geceler, işte emzirme süreci, yani ses, gürültü, tekrar o çocuğu doğru yetiştirmenin yollarını bulma, başka zorluklar sıralanıyor zihnimizde. Çocuğa böyle baktığımız zaman çocuk bizim hayatımızı erteleyen, hatta çalan, birçok şeye ara vermek zorunda olduğumuz, uykumuzdan bile verdiğimiz bir şeymiş gibi algılatılıyor. Aslında böyle değil, böyle algılatılıyor. Çocuk ayak bağıdır. Bakın ben yeni nesil çocuklarla, gençlerle çalışıyorum, yeni evlilerle. Çocuğa çok ön yargılılar. Onun yerine hayvan beslemek istiyorlar. Yani nereye gidiyoruz böyle diye. Biz de özellikle buraların, o konuya geçmeden buraların altını çizmek istiyoruz. Bu sağlıklı bir duygu durumu değil. Hani her şeyi çok bilmeye çalıştığımızda bir sürü bilgi bize kaygı da getiriyor. Yani biraz cehalet mutluluktur. Gerçi buraya öğrenmeye geldiniz ama bazı şeyleri büyüklerimize söylediği gibi, kalbimizde olduğu gibi yaşamaya ihtiyacımız var. Çünkü çocuk eğitiminin tek bir doğrusu yok. Ayşe'ye göresi, Fatma'ya göresi var. Çünkü Ayşe'ye göre bir eş geliyor, Ayşe'ye göre bir çocuk geliyor. O çocuğun gelecekte yaşayacağı imtihana göre, mesleğe göre bir mizacı zorlandığı yerleri oluyor. Anne çocuğa böyle baktığında çocukla ilgili bir sürü şey keşfediyor. Çocuğun ayak bağı olmadığını, büyürken unuttuğumuz birçok şeyi bize hatırlatan aslında bir emanet olduğunu, onun sahibi olmadığımızı, sadece otoritesi olmadığımızı, onlardan çok şey öğrendiğimizi, onların bize çok sağlıklı duyguları hatırlatmak için geldiğini, aslında çocuk böyle bir şey. Aslında böyle yerleştirmemiz lazım kalbimize. Neyi unutuyoruz mesela büyürken? Hayal etmeyi unutuyoruz değil mi? Hayal edecek vaktimiz mi var? Evdeki işlerden ya da zihnimizdeki meşgalelerden. Çocuk bize hayal etmeyi hatırlatıyor. Hayal etmenin umut etmeye, ümit etmeye, Allah'tan umut kesmemeye, ümit kesmemeye vesile olduğunu hatırlatıyor. Bugün Gazze'de çadırlar bombalanıyor değil mi? Her sabah kötü bir haberle nefes alamaz haldeyiz hepimiz. Oradakilere bakıyoruz. Orada çalışan, oraya giden arkadaşlar var hala. Hiç umutsuzluk yok. İsyan yok. Dimdik ayaktalar. Bir çadırın içinde evde kim kaldıysa, iki kişi mi kaldı, birbirlerine sığınıyorlar. Birbirlerine de değil. Birbirlerini bir araya getiren Allah'a sığınıyorlar. Yani birçok insanın hayretle izlediği de bir şey aslında ya burası. Demek ki ne yaşarsak yaşayalım, nasıl problemlerimiz olursa olsun, çocuklar buna çok daha kolay uyum sağlıyorlar ve bizim gözümüzün içine bakıyorlar. Annem burada nasıl tepki verdi, o dünyaya nasıl bakıyor, biz dünyaya nasıl bakıyorsak, hangi duygular hissediyorsak çocuk da dünyasına o duygularla bakıyor. O yüzden biz çocuğa, çocuğun bizi izleyen ve aynı zamanda bizim de onu takip ettiğimiz bir rehberlik ve eşlik süreci olarak bakmalıyız. Sahibi gibi, otoritesi gibi değil. Başka ne hatırlatıyor çocuk bize? Gayret etmeyi hatırlatıyor değil mi? Emekleme sürecinden yürümeye geçerkenki aşamaları düşünün. Düşüyor, düşüyor, tekrar kalkıyor. Düşüyor, tekrar. Hiç pes etmiyor. Hiç vazgeçmiyor yürüyene kadar.
ve başarıyor. Bir iş yapacağım zaman ben asla büyüklere sormuyorum. Çünkü hep olumsuz şey söylüyorlar maalesef. Çünkü bir sürü bilgileri var. Bilgilere boğulduğumuz için duygulardan uzaklaşıyoruz. Çocuğun bilgisi var mı? Yok. Ne yapması lazım? Çaba sarf etmeye devam etmesi ve ayağa kalkması lazım. Diyor ki gayret et anne. İşte anaokulu, ilkokul süreçlerinden hatırlarsınız. Arkadaşıyla kavga ediyor. Ertesi gün geliyor, bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Bir gün geliyor, mahvolmuş, dünyaları yıkılmış. Bir gün geliyor, hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel oynuyorlar. Yani biz danışanlarla ya da işte biz kendi içimizde, dünyamızda neleri yaşıyoruz? 10 sene önceki meseleleri halledememekle uğraşıyoruz, çırpınıyoruz. Yani affetmekte, işte görmezden gelebilmekte, onları bir kenara koyabilmekte zorlanıyoruz. Zihinsel geviş getirme diyor. Yuvaların birçoğu hala düğün alışverişindeki meselelerden acı çekiyor. Yani 18 yıl evlilik yaşamışsın. Düğün alışverişin 18 yıl öncesinde kalmış. Gelin kayınvalide çatışmaları tamamen bu ön yargı ve bakış açısından kaynaklanıyor. Yani bunu sürdürmekten kaynaklanıyor. Onun da bir insan olduğu, o yaş grubunun onun da başka işte düşünceleri olabileceğini, onun da bir annesi babası olduğu ve başka öğrenmişliklerle senin yanında bulunduğunu kabul etmekte zorlanıyoruz. Zorlandığımız zaman da sürdürüyoruz. İşte tam bu konuda elimizden tutan o ufaklık bize affet demeyi öğretiyor. Gayret et demeyi öğretiyor. Sabrıyla bizi şifalandırıyor. Siz çok hareketlisiniz mesela. Sizin tam tersiniz, mizaca sahip bir çocuğunuz var. Çok sakin. Eğer şöyle derseniz, üf bu da kime çekmiş? Ailede de sevmediğiniz biri varsa, atıyorum yani teyze, hala neyse, aynı halası, aynı teyzesi. Bakın bunu da demek bir yöntem, yol. Ya da bu çocuk bu sakinliğiyle bana ne fısıldıyor acaba? Beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ben nereye yetişiyorum bu kadar? Demek de bir yol. Yani çocuktan öğrenmek, çocuğun bizi terbiye eden tarafı da böyle oluyor. Aynı eş gibi, eşe de öyle bakmak lazım. Böyle olduğu zaman da bizi besliyor. Davranışlarımızı, duygularımızı dengeliyor. Ve biz de böylece geride kalanları daha rahat affedebiliyoruz olayları. Değiştirebilir miyiz? Akif Bey, sizi yoruyorum ben ama. Peki bunlar böyle anlatıldığı kadar kolay mı oluyor? Yok. Çok da kolay olmuyor. Değil mi? Yaşarken yani. Çünkü hani dedik ya en başında. Ana vatanımız, işte çocukluğumuz, nereye gidersek gidelim bize hep oradan göz kırpıyor. Çünkü biz istemesek de annemize en kızdığımız davranışları tekrarlarken buluyoruz kendimizi. Yani aynı annem gibi oldum. Şunu diyenler var mesela. Genlerimi sildireceğim, aynı anneannemim. Yani şu an olmak istemiyorum ama öyleyim. İstemediğimiz, sıkıntı duyduğumuz halleri bile tekrarlarken buluyoruz. Çünkü etkiliyor. Duygu olarak etkiliyor. Onun bize ait olmadığını, o duyguların bulaşıcılığının farkında olduğumuzu kendimize fısıldayabilirsek değişim başlıyor. Hani terbiye edicidir dedim ya çocuk. İşte tam bu noktada mesela düşünün zihninizde çocuklarınıza en çok kızdığınız şeyler neler? Sorumluluklarını yapmıyor mu? Arkadaşlarıyla sürekli problem yaşıyor mu? Çok yavaş mı? Ya da çok hızlı mı? Dağınık mı? Ne mesela zihninize geçen düşünceler? Bir düşünün. Bu takıldığınız şeyler muhakkak sizin kendi geçmişinizde ya da kendi içinizde takıldığınız yerler oluyor. Ve orada duygularınız açığa çıktığı için orayı yönetemiyorsunuz. Eğer bu yönetemediğiniz süreci bilgiyle de beslerseniz, atıyorum mesela çocuklar var, çok örnek veremeyeceğim ama bir tane işte yakın zamanda yaşanan, Türkiye gündemine oturan o olağanüstü kötü olay. Şimdi açıyorsunuz sabahleyin haberleri, böyle bir olay okuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya Allah'ım, yani ne oluyor hani insanlara diyorsunuz. Biraz da kaygılı bir yapınız varsa, ya acaba çocuk da bugün dershaneden sonra işte dershaneye gidecekti, dershaneden sonra arkadaşına gidecekti ama bu arkadaş da nasıl birisi? Hiç de tanışmadım. Bakın geldi mi? Ne geldi? Düşünce. Ne besledi sizi? Haber. Yani önce olayı duydunuz, sonra düşünceniz beslendi. Ne hissetmeye başladınız? Kaygı. Bu sefer çocuğa dönüyorsunuz, tembihliyorsunuz. Bak, yabancılarla konuşma. İşte şunu yapma. İşte herkese güvenme. Bla bla yani bir sürü şey. Bu sefer çocuk ne yapıyor?
Evet, maalesef. Aynen öyle oldu. O da artık ses üretmeye başladı. Ha, evet. Bu sefer de hiçbir şeye güven duyamıyoruz. Evet. Bu sefer bizim o kaygı duygumuz da oraya bulaşmış oluyor. Bu sefer hem biz o duygumuzla uğraşıyoruz, hem çocuk o duyguyla uğraşıyor. Ne yapmak lazım peki? Yani. Sizce? Düşünün bakalım. Nerede başlamıştı olay? Çocuklukta izlememek amacı oluyor ve ergenlikte gibi. Mümkün mü? Nasıl? Yani çocuklukta aslında bizim tutumumuz, ergenlikte yüzleşiyorsunuz her şeyle. Ergenlikte ahva oluyorsunuz ve işte bilmiyorum. Bundan sonra bir güzellik oluyor mu hocam? Onu da ben size söyleyeyim. Kendimizle ilgili yol alabilirsek düzelme tabii ki oluyor. Biz değişiyoruz. Çocukların bize dokunan yeri de orası oluyor zaten. Çünkü biz insanız, eksiyiz, aciziz, mükemmel olamayız, bu mümkün değil. O aciz olduğumuz, işte yaralarımızın olduğu kısımları iyileştirmeyi başarabilirsek, bu bazen uzman yardımıyla, bazen kitap yardımıyla, bazen dost yardımıyla oluyor. Ama her şeyden önemlisi farkındalıkla oluyor. Farkındalığımızı artıran şey, hayırlı şeyleri takip etmek gerekiyor. Dediniz ya olayı izleme, haberi izleme. Bu mümkün mü? Siz izlemediniz. Her şeyi görüyorlar zaten. Yeni arkadaşlarımdan zaten duydu ve beynine şey yaptı ya. Çocuk için düşünmeyin. Kendiniz için düşünün. İzlemiyorsunuz. Sabahki seminerimizde. Evet, duyuyorsunuz yani değil mi? Bir şekilde maruz kalıyorsunuz buna. Evet, telefonda görüyorsun ama telefonu da kapatamıyoruz. Yani öyle de bir gerçek var. Yani bir şekilde bu haberi duyacağız. Sonra o değişiklik nerede başlıyordu? Düşüncemizde başlıyor değil mi? O düşünceyi değiştirdiğimiz an iyi ve kötü her zaman vardı. Allah iyi ve kötüyü dengeli bir şekilde yarattı. Ve benim çocuğumu bütün kötülüklerden korumak mümkün değil. Dua edebilirim. Hiç istemediğim davranışlarıyla karşılaştığımda kalben teslim olabilirim. Onun için ben emek sarf edebilirim. Onun için ne iyiyse bunu yapma konusunda. Ama her sokağa yolladığımda bu tembihi yaparsam çocuğuma kaygı bulaşacak. Bunu fark etmem lazım. Ya da ben kaygılı bir insansam beni kaygıya sürükleyecek haberlerden, uzmanlardan, altını çiziyorum, uzmanlardan, insanlardan uzak durmam lazım. Hani sabah işte onu anlatacaktım. Sabah bir tane arkadaş, katılımcılardan arkadaş işte şey söyledi. İstemeden görüyorum. İstemeden, istediği yer istemeden diyor, önüme haber çıkıyor diyor. Sonra diyor kendimi onun içinde buluyorum. Orada bir iradi bir hareket var değil mi gene? İstediği o habere tıkladığı an işte. İstediği an o an. Ondan sonra gelenleri kontrol edemiyor duygu anlamında. İşte o istediğimiz o refleks, hani günahı işlemeyin demiyor değil mi? Günaha yaklaşmayın diyor. Yaklaşma kısmı meyil ve niyet kısmı. Ona tıklamamak gerektiğini en azından niyet etmek gerekiyor. Bizi neye yani ben kaygı en çok yaşadığımız problemlerden onu örnek verdim ama algoritma zaten şöyle işliyor, Google gibi düşünün. Sizin hangi konuda hassasiyetiniz varsa o konuyla ilgili farkındalığınız oluyor. İşte atıyorum eve bir mobilya alacaksınız. Google size hemen mobilya reklamları sunuyor ya. Aslında zihin de böyle işliyor. Hemen etraftakilerin mobilyalarına dikkat etmeye başlıyorsunuz. Yeni araba aldınız. Aa, bizim arabadan ne kadar çok varmış demeye başlıyorsunuz. Farkındalığımız böyle işliyor. İşte o, eğer bizi zorlayıcı bir duygu varsa orada, o farkındalığımızı oraya yöneltip ben niye bu kadar kaygı duyuyorum? Benim annem babam nereden geliyor bu kaygı? Çok mu telkin aldım? Buraya kapı açmak gerekiyor. Buraya açtığınız an kendinizle ilgili değişiklik de yapmaya başlıyorsunuz. Nasıl ve nerede başlıyor da biraz daha söyleyeceğim. Değiştirebilir miyiz? Burayı da değiştirelim. İşte mesela olaylarla karşılaştığımız zaman önce düşünceyi hissediyorduk ya, sonra da böyle yığınla bir duygu geliyor. Duygu da nedir? Bir ötekinin, yani bu bir kişi olabilir, olay olabilir, haber olabilir, benim üzerimde yarattığı etkidir. Nerede yaratıyor bu etkiyi? Kalbimizde. Ve kalp çok kolay dönüşebilen bir organ değil. Bakın akıl çok çabuk dönüşüyor ama kalp öyle değil. O yüzden zikir çekiyor alimler, inzivaya çekiliyorlar. Kalbi değiştirmek için süreç gerekiyor. Bu süreçte
biz neye maruz kalmayı tercih edersek kalbimiz onu sayıklamaya başlıyor. Koronada çok yakın bir arkadaşım yoğun bakımda yattı. Dedi ki yani bir kere böyle nefes almakta gene çok zorlandım ve doktorların oksijen getirdiği dönemde şeyden çok korktum dedi. Yani acaba imansız mı gideceğim? Yani ve bütün bildiklerimi unuttum dedi. Yani Münker Nekir gelse ben de cevap vereceğim telaşında düştüm. Ama bütün bildiklerimi unuttum dedi. Kalbime baktım. Kalbim rahat dedi yani. Allah diyor. O zaman rahatladım dedi. İman akıl işi midir? Kalp işidir. Duygu da kalptedir. Ve bizim kalbinden emin olduğumuz insanlar görmeye, o insanları görmeden önce de öyle olmaya niyet etmeye ihtiyacımız var. Biz kalbimizden emin olursak tevekkül ne, teslimiyet ne, gerçekten olabiliyor muyuzu deneyimlemiş oluyoruz. Hani evet bilgi olarak güzel, işte teslim olmak lazım. Hasbunallah ve ni'mel vekil, tevekkeltu alallah. Bakın bunları ayetleri sık sık söyleyin. Ama bu kalbimize sirayet etmeden mümkün mü onu yaşamak gerçekten? Değil. İşte o yüzden duygular kalple çalıştığı için çok önemli. O yüzden biz kalbimize çalışacağız. Hissettirdiğimiz, çocuğumuza hissettirdiğimiz şey ne? Hayatı boyunca bizi hatırladığında hissedeceği şey ne olacak? Hep asık suratlı, çatık kaşlı, işte söylenen, depresif bir anne mi hatırlasın? Arada yükselen, inen, daha böyle sağlıklı bir anne mi hatırlasın? Yoksa daha duygularımı anlayan, kendimi rahatlıkla ifade edebildiğim bir anneyi mi hatırlasın? Hangi duyguları hatırlasın? Siz annenizle ilgili hangi duyguyu hatırlıyorsunuz? Bu, duygu bu. Değiştirebilir miyiz? Ve Allah bize bu duyguları bir hikmetle vermiş. Bu şuna vermemiş. Hani bu olumsuz duyguları bile. Oraya da bakalım. Olumsuz duygular aslında bize bir şeyler fısıldar. Şimdi duyguları ikiye ayırıyoruz. Önce orayı anlatayım. Birincil duygular, ikincil duygular. Birincil duygular bunun buzdağının altındaki duygular. Yani doğuştan hepimizde var olan, dünyanın neresine giderseniz evrensel olan, işte o geçen sabah gördüğümüz çadırdaki meseleyi gördüğünde kalbi olan herkesin hissettiği duygular bunlar. İkincil duygularda bu duyguların karıştığı diğer duygular. Bakın orada ne var? Çok önemli bir şey var. Sık sık imtihan olduğumuz öfke. Öfke duygusu var. Çocuğunuz geldi eve okuldan, attı şeyini, çantasını bir tarafa, bağıra çağıra girdi. İki alternatif yol var önümüzde. Ya diyeceğiz ki, ne biçim çocuk bu böyle? Ben böyle bir çocuk mu yetiştirdim? İşte ya da abartın, bunu doğuracağıma taş doğursaydım. Abartın yani, o öfke duygunuz ağzınıza ne geliyorsa söyleyebilirsiniz değil mi? Hissettiğiniz şey çünkü onun öfkesi üzerine öfke. Ama o çocuk o öfkeyle niye geldiğimle ilgili size bir şeyler fısıldar. Bakın o çocuk öfkeliyse gündüz muhakkak o üzgün hisseden, özellikle üzüntü çok eşlik eder. Korkmuş hisseden, çaresiz hisseden başka bir birincil duygu yaşamıştır. Sakinleşmesine izin vermek. Kendinizi yönetmek, yönetemeyeceğinizi düşünüyorsanız biraz uzak durmak, yönetebilir hale geldikten sonra yaklaşmak, canın mı sıkıldı? Bakın çok basit şeyler bunlar. Üzgün görünüyorsun, bakın öfkeli görünüyorsun değil, üzgün görünüyorsun. Seni işte rahatsız eden bir şey mi oldu? Benimle konuşmak ister misin? Neye ihtiyacın var? Bakın bunları yapmak zor çünkü hani deneyimlemedik ya, başta zor. Ama sonra yarattığı etkiyi görünce çok kolay bir reflekse dönüşüyor. Ama yapmadan bilemeyiz. Öbür türlü olsa onda bir yangın var, sizde de var. Yangınlar buluşuyor, alev alıyor. Sonra eve gelen herkes bu alevden nasibini alıyor. O yüzden biz burada söndürücü müyüz, neyiz? Ona bakmamız lazım. Bir de mesela bu duygular bize bir hikmet üzere verilmiş. İşte öfke duygusu mesela insanların bize karşı hadlerini bilmesi için, haddimizi korumak için, haddimizi bilmek için, yani sınırlarımızı kimsenin ihlal etmemesi için verilmiş. Bunun annelikte bize bakan şey ne olacak? Çocuğa bir şey söylediniz ve çok öfkelendi. Hani hele ortaokul dönemi böyle dalgalı deniz gibi dedim ya, sörf yapıyorsunuz yani anneliğinizde.
Ben de yeni LGS'den çıktı evladım. O yüzden çok iyi anlıyorum. Hele kız çocuksa ergenliğe daha erken girdiği için bu duyguları daha da yoğun yaşadığı bir şey dönüşüyor. Dalgalarla boğuşmak yerine sörf yapıp eğlenmenizi tavsiye ederim. Bunların geçici olduğunu bilmek rahatlatıyor. Tıpkı bu işte alt temizleme, emzirme süreçlerinin hepsi nasıl geçti? Hani zevali elem lezzettir, elemi gitti, lezzet kaldı. Gülerek yad ediyorsunuz o zamanları çoğunlukla. Bu da geçecek, bu süreç de geçecek. Bu geçici olan süreçte o kendisine dair ne bıraksın? Hangi duyguyu bıraksını çalışacaksınız? Biraz buraya bakmak gerekiyor. İşte orada anneliğinizde şunu söylemeniz. Ya ben ne söyledim de acaba bu çocuğu ihlal ettim şu anda? Ya da ihmal ettim ya da istismar ettim. Çünkü öfke bize bunu söylüyor ya. Yani eşimiz de mesela eşimize karşı ya da eşimizin bize karşı da ilişkisinde ya da anne babalarımızın bizi ihlal ettikleri zaman öfkeleniyoruz. Ya da işte sınırı aştıkları zaman. Mesela anne kaç yaşına gelirseniz gelin siz büyümüyorsunuz ve annenizsiniz değil mi? Ya yani o anneniz yani. Annenin gözünde de siz hep çocuksunuz. Ve size müdahalelerde bulunuyor. Hele bir de karışmayı seven bir mizacı varsa daha çok müdahalede bulunuyor. Bir yerde saygısızlık yapmamak adına alttan alsanız alsanız ama bir yerde ne oluyor? Bu sizin içinizde biriktirdiğiniz bir öfkeye bastırdığınız bir şeye dönüşüyor. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Mide ağrısı, bağırsak problemleri, baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrısı. Bunlara dönüşüyor. Çünkü her duygunun açığa çıkmaya ihtiyacı var. Annenizin artık büyüdüğünüzü fark etmeye, nezaketle, kırmadan, incitmeden, anne sen rahat ol, takma kafana, salla gitsin demenize ihtiyacı var. Anlar mı? Bir ihtimal. Anlamazsa... Salla gitsin demek herhalde onlara hakaret gibi gelir. İşte eğer yani sizin argümanınıza ve annenize göresi neyse, yani o cümleyi siz bulacaksınız. Ama diyelim ki bunu saygısızlık olarak algıladı, annenizin de bunu öğrenmeye ihtiyacı var. Bakın hepimiz 9 ay hamile kaldık. Belki bazılarımız 8 ve 7 kalmıştır. 11 ay taşıyamazdık. Yani bir haddi var. O çocuğun bizden ayrılması gerekiyordu. İşte 2 yıl altını bezlediniz, 3 yıl bezlediniz. Sonra o bezden ayrılması gerekiyor. 30 yaşına gelmiş hala bezle dolaşan hiç kimse yok. Bunun olması lazım. Ya da emziriyordunuz, onun olması lazımdı o ayrılığın, sancılı da olsa. Yani hayırlı bir ayrılık bu. Annenizin de artık sizi düşünmemeye lüksünü öğrenmeye ihtiyacı var. Ya da müdahale etmeme lüksüne öğrenmeye ihtiyacı var. Ama orada gene kendi kültürel değerler noktasında üslubumuz, iletişimimiz neyse diyelim ki hiç değiştiremiyorsunuz. Anne olunca bir tık kolay, kayınvalide olunca bir tık zorsa mesela ve hiç değiştiremiyorsanız ya da eşiniz böyleyse, müdahaleci bir karakterse değiştiremiyorsanız da ne yapıyorsunuz bir süre sonra? Duymamaya başlıyorsunuz. Yani bu evet tamam dediğimiz nokta var ya, o orayı yap. Yani sizi iyi edecek, duygularınızı biriktirmenize sebep olmayacak hal ve davranış neyse onu tercih etmemiz lazım. Değiştirebilir miyiz? Bunu da değiştirelim. Duygularımız peki neden bu kadar önemli? Her gün maalesef istemediğimiz şeyleri işiterek uyanıyoruz sabaha. Az önce bahsettiğim mevzular, işte soykırım, dünyada yaşanan kaos, olağanüstü sorunlar, ekonomik problemler. Ya ne bileyim yani birçok problem bulabilirsiniz. Hep varmış da hani biz bugün yaşadığımız için bugünü söylüyoruz. Bunların hepsi insanda bir şeyler biriktiriyor. Ve her geçen gün daha duygusal, daha duyarlı, bir diğerinin derdiyle dertlenebilen, daha empatik, daha kalbi olduğunu hisseden çocuklara daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Demin hocalarımızla zorbalığı konuştuk mesela. Zorba mağduru olmayan ya da bir zorba olmayan çocuklar yetiştirmeye ihtiyacımız var. Bir başkasının derdiyle dertlenmeyen bir çocuk nasıl bir başkasına kötülük yapmamayı öğrenecek? Yani hangimiz işini çok iyi de yapsa, profesyonel de olsa, asık suratlı, çatık kaşlı, etrafa böyle esip gürleyen bir doktora gitmek ister? Tedavi odaya girdiğiniz ilk anda başlıyor. İyi bir insan, iyi elektrik, iyi enerji. Şimdi ben burada öfkeli olsaydım
ne bileyim sabah 2 saat yol geldim önceki seminerimize. Orada konuşmuştuk. Eğer trafikte çok gergin şeyler yaşasaydım ve gergin gelseydim, istediğim kadar size böyle minnoş minnoş anlatmaya çalışayım. Ne geçer? Duygu geçer. Aslında çok gergindi dersiniz. Hissedersiniz. Bulaşır çünkü. Eşlerimiz için de bizim için de aynı şey geçerli. Sözlerden ve hareketlerden daha hızlı tesir ediyor. Çocuk hemen anlıyor. Anne ne oldu? Bugün bir şey mi oldu? Bir şey mi yaşadın diyor. Ya da siz çocuğunuzdan anlıyorsunuz. Geçen gün Rami'de çocuklara bir etkinlik yaptık. Çocuklara kendi süper güçlerini bulmalarını söyledim. Sonra da annelerininkini bulmalarını söyledim. Bir tanesi şey dedi mesela annesinin süper gücüne. Benim annem dedi ben onunla hiç konuşmadan benim bütün dertlerimi biliyor. Hatta çişimin geldiğini bile biliyor dedi. Yani bu bir süper güç ya. Yani hissi kabler vuku mu dersiniz artık neyse. Hani çocuk konuşamazken neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmesi annenin. Yani bu duygu okuyuculuğundan kaynaklanıyor aslında. İşte bir insanın sadece şu bölgesine baktığınızda bile, bakın sadece şu böyle testler var hocam, böyle şurayı sadece gösteriyor. Hangi duyguyu çağrıştırdığını, size yansıttığını anlayabiliyorsunuz yani. Muazzam bir şey. Ve duygularımızla ilişki kuruyoruz. Bize emen, kötü hissettiren, sürekli söylenen insanlarla arkadaşlık mecburen gider. Verimli gitmez, eğlenceli gitmez, keyifli gitmez, istenilebilir gitmez. Toksik insan diyorlar şimdi buna yeni moda. Ama hep varmış. Özür dilerim. Yani birbirimize iyi şeyler hissettiren insanlara ihtiyacımız var. Bugün çıkıp işte sadece kötü haberleri haber yapan insanlara değil, iyi haberlerinde haber değerini olduğunu fısıldayan işte gazetecilere, bu gazeteciler nasıl olacak? Bir diğerinin derdiyle dertlenen insanlar olacak. İşte bakın şu anda dün biz hep yatırımı akademik eğitim kısmına yapıyoruz ya maalesef. İşte iyi bir doktor olsun, iyi bir mühendis olsun. Bugün dünyanın en iyi bombaları atılıyor Gazze'ye. Kim ister evladının böyle bir mühendis olmasını? İnsan olmadıktan sonra, kalbi olduğunu unuttuktan sonra, vicdanı çalışmadıktan sonra dünyanın bilmem en iyi titrini alsın ya. Ne önemi var? Hepimizi İyi insanlara eşlik etmeye ve iyi insanlar yetiştirmeye ihtiyacımız var. Önce kendimiz için ve önce o çocuğun kendisi için, sonra toplum için, gelecek için, ümmet için. O nedenle kalp eğitimi, kalp zekası bu kadar önemli. Bir de şöyle bir yanlış anlayış var. Hani böyle sanki çok duygusal olursa, duyarlı olursa ezerlermiş gibi geliyor. Evet, işte zorbalık yaparlar. Kendin... Orada rehber öğretmenlerinize gitmenizi öneririm. Kendileri de buradalar zaten. Ama bakın herkes eğer çocuğu için sen de döv, sen de vur bilmem ne deseydi doktor olmazdı. Bir başka sosyal yardım kuruluşlarında gönüllülük yapan insanlar olmazdı. Bakın Birleşik Milletler'inden, Fransa'dan, İtalya'dan değil mi? 130 küsur ülkeden askerler gidiyorlar Gazze'ye yardım etmek için. Ya da oraya gönderin. Yani gönüllü de gidiyorlar. Gönüllü giden insanlar da var. Bu insanlar olmazdı. Ve bizim bu insanlara ihtiyacımız var. Toplumu kurtaracak olan, değiştirecek olan, dönüştürecek olan bu insanların ruh halleri ve verdikleri. Yani evet ezilecek belki ama bu evet düzelecek korkmayın. Bu onun onda başka bir şeye sebep olacak. Mesela ortaokul döneminde en çok yaşadığımız ben okuldayken ya da bana gelen danışanlarda gördüğüm İki problem var. İşte 5, 6, 7'de ise yanlışsam düzeltin lütfen. Dışlanma meselesi. İşte özellikle kız çocukları arasında çok yoğun oluyor. Beni gruba almadılar. İşte dışarı şey yapıyorsa birisi muhakkak dışarıda kalıyor çocukları. O çocuk da hangi çocuk oluyor? Kendini rahat ifade edemeyen, işte durun yapmayın diyemeyen, daha duygusal. Birisi onun yüzüne seni sevmiyorum dese... Olsun ben seviyorum. Bu ikimize de yeterdi yani. Yani daha böyle minnoş. Yani dışarıda görüp takdir ettiğimiz ama bizde olmasını çok da istemediğimiz profiller. Bu insanlar olmasa yardımla ilgili, gönüllülükle ilgili hiçbir iş olmaz. Bu insanlara ihtiyacımız var. Bu insanları yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Zaten her geçen gün daha duyarsız bir topluma uyanmak zorunda kalıyoruz. Uyanmamalıyız işte. Uyanmamak için de biz ne yapabiliyoruz?
Tek kişiyim ben, ne ya, ya ne olur ki demeden. İşte tek kişinin de çok büyük bir anlamı olduğunu, önemi olduğunu bildirerek, anlatarak kendimize telkin etmeliyiz. Zorbalıkla ilgili yaşadığınız konularda ben muhakkak süreç içinde gerçek bir zorbalıksa, tanrısal bir zorbalık değilse rehber öğretmenlerden destek almanızı öneririm. O ihmal edilecek bir mevzu değil. Ama bazen şöyle de oluyor. Geçebilir miyiz? Bu konuyla bağlantılı da buraya dayanarak anlatayım. Şimdi bir olay yaşıyor çocuk, okuldan eve geliyor, bir şey anlatıyor size. Diyor ki, arkadaşlarım uzun zamandır bir şey konuşurlarken, ben kızımla yaşadım bu arada, onu da söyleyeyim. İşte diyor ki mesela, sen git biz özel konuşacağız diyorlar. Ya da siz kendi hayatınızda bir arkadaş grubunuz var, sizi aralarına almıyorlar. Çağırmıyorlar özellikle. Özür dilerim. Şimdi bir olay bu değil mi? Almamaları, dışlanması bir olay çocuğunuzun. Şimdi bu olayı duyduktan sonra o gün içerisinde bir haberle karşılaşıyorsunuz. Zorbalık arttı. İşte bilmem çocuk diğer çocuğa şöyle zarar verdi. Bakın olay oldu. Beraberinde bir haber geldi. Başka bir olay eşlik etti. Ne oldu sizde? Düşünceniz sabah sadece çocuğun problem yaşamışken bu olayla beraber, benim çocuğum, onu da söylerim ama önce şunu tamamlayayım. Ne oldu yani? Benim çocuk da son zamanlarda arkadaşlarıyla problemlerini anlatıyor. Acaba böyle zorbalığa mı maruz kalıyor diye bizde bir ne uyandı? Düşünce. Düşünce uyandı. Sonra biz bu düşünceyi besleyecek argümanlar bulmaya başladık. İşte komşunun çocuğuna sorduk. Sınıfta başka çocuğa sorduk. Öğretmene sorduk. Arıyoruz yani şu anda. Niçin aranıyoruz? Aranıyoruz yani daha tabiri caizse. Niçin aranıyoruz? Kaygımızı besleyecek başka haber kaynakları, başka bilgiler arıyoruz. Biz bu haberleri öğrendikçe de ne oluyor? Artıyor. Daha da artıyor. Bu sefer bu kaygımız arttığı için düşüncemiz bizi duyguya götürüyor. Bir davranışa sürükleniyoruz. Çocuğa akşam geldiğinde, o gün aslında belki düzelmiş, belki gerçek bir şey yok. Bu sefer ona diyoruz ki, bak zaten o gruptaki şu çocuk var ya, ben onu araştırdım, o şöyleymiş, ondan uzak dur. Onun ailesi çok bize göre değilmiş, sakın ha. Onun okuduğu, izlediği şeyler bize göre değil, lütfen. Bakın ne oldu? Ne oldu? Çocuk ne yapacak? Yok aslında, zorbalık yok. Yaşadığı bir işte, bakın ortaokulda çalışan arkadaşlarımız, rehber öğretmenlerimiz. Çok normal bir şey bu süreçte arkadaş problemi yaşamak. Hep bir kişiden ve devamlı surette, 5'te, 6'da, 7'de devamlı surette bir şeye maruz kaldıysa, bakın o zorbalık. Ama değilse, yani bir basit arkadaş problemi ise, birkaç kez tekrarlandıysa bu bizi zorbalığa götürmez. Ama biz bir zorbalık var gibi hayal edip, çocuğa da başka bir şey aktarıp, bir de duygu aktarıyoruz. Çocuk da o duyguyla alıyor, gidiyor. Bu sefer okulda içinden çıkamadığı, daha kaotik bir şeye dönüşen bir arkadaş problemi yaşamaya başlıyor. Sonra bu çocuklar 18 yaşına geldiklerinde, bize geldiklerinde de şöyle diyorlar. Ben hep arkadaş problemi yaşadım. Hep dışlandım. Kendimi hiç ifade edemedim. Bakın aslında çocuk bir kriz yaşar. O krizden nasıl çıkacağını ebeveyninden öğrenmeye ihtiyaç duyar. Yok mu yani? Hepimiz yaşıyoruz. Kaç yaşına gelirsek gelelim arkadaşlarımızda problem. Bazen anne babanın şöyle yönlendirmesi lazım. Bak kızım özel bir şey konuşuyor ya da oğlum. Özel bir şey konuşuyorlar ve sana eğer git dedilerse Allah belki de seni bir şeyden muhafaza ediyordur. Böyle bak. Yani eğer seni çağırmıyorlarsa, almıyorlarsa aralarına başka birisini bulmaya çalış etraftan. Seni Allah'ın bir şeyden koruduğunu düşün. Sonra eğer bir problem varsa aranızda yaşadığınız, bunu çözmek için konuşmalısınız. Konuşmaya çalış. Eğer siz kendi aranızda bunu başaramıyorsanız, rehber öğretmenlerinize gidin, yardım alın. Rehber öğretmene gidince arkadaşlarım dalga geçiyor. Anne, deli misin sen, niye rehberliğe gidiyorsun diyor. Diyorsa, bu da var. Bir önceki okulda bununla ilgili örnek verdiler, o yüzden söyledim. O zaman da diyeceksiniz ki,
bak evladım, ben 41 yaşındayım. Ben 41 yaşındayım, 50 yaşındayım neyse. Ama benim hala problem yaşayıp nasıl çözeceğimi bilemediğim zamanlar oluyor. Ben böyle zamanlarda benden daha yetkin olan birisine danışıyorum. Bunun adına istişare ediyorum. Sen de gidip danışabilirsin. Yardım almak hiçbir zaman kötü değildir. Eğer çevrede de alan varsa, bak işte bu aldı, ona ne kadar iyi geldi. Ya da ben aldığım ne kadar iyi geldi. Bu illa bir terapi bir şey olmasına da gerek yok yani. Bir ablanın sözü, yani daha yaşlı sizden tecrübeli bir insanın sizi yönlendirmesi, o da olabilir. Mesele ihtiyaç duyduğumuz anda, ihtiyaç duyduğumuzdan kişi destek almamız gerekliliği. Çocuğun bunu bilmesi yeterli. Zaten anne babasıyla sağlıklı bir ilişki kurduysa çocuk, ilk geleceği kişi kimdir? Sizsiniz yani. Siz de böyle yönlendirirseniz daha büyük krizler yaşanmaz. Değiştirebiliriz. Yani şunu da söyleyeyim. Yani bizim bu da az önce işte biz nasıl baş edeceğiz dediğiniz sorunun cevabı burada. Aslında nasıl, nerede başlıyordu kaygılanma süreci? O zaman neyi değiştireceğiz? Çocuklukta değil, düşüncede başlıyor. Düşünce. O zaman neyi değiştireceğiz? Düşüncemizi değiştireceğiz. 10 seans gidin terapiye. Geliyorlar, masaya annelerini yatırıyorlar, babalarını yatırıyorlar, kayınvalidelerini yatırıyorlar. Ne zaman iyileşmeye başlıyorlar biliyor musunuz? Kendileri yatmaya başlayınca. Kendileri yatıp kontrol edebilecekleri alanın, kontrol edemeyecek... Nasıl? Orada iyi bir terapötik bağ kurulmamıştır muhtemelen. Yoksa kendini masaya yatırana kadar bir bağ süreci oluyor zaten. Yani o bağ sürecine güven ilişkisi oturduysa öyle kaçıp giden olmadı benden hiç. Oturuyor, sonra kendisiyle yüzleşiyor. Çünkü tekamül aslında nedir? Tek kişilik bir yolculuktur. Değil mi? Alimler inzivayı onun için çekiliyorlar. Terbiye edebileceğimiz tek varlık kendimiziz. Nefsimiz, oradaki yaralar. Terapi de böyle bir şey. Orada da değiştirdiğiniz şey düşünceniz oluyor. Düşünce bu kadar kolay mı? İnanın bu kadar kolay. Düşünceyi değiştirdiğinizde kalbinize ve kabınıza sığdıramayacağınız hiçbir şey yok. İşte o düşünceyi değiştirme kısmında o hissettiğimiz duyguların taban olduğu zamanlar var ya, işte o zamanlarda şunu tavsiye ederim size net bir şekilde. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa, duygularınız çok yoğunken asla eyleme geçmeyin. Asla önemli kararlar vermeyin. Bekleyin, sakinleşsin duygularınız. Hala netse düşünceleriniz harekete geçin. Çünkü aşk da öyledir ya, duygunun yoğun olduğu şeyde sağlıklı kararlar vermek çok zordur. Yani nöroloji böyle bir şey değil. O yüzden... duygunun kontrolü için sakinlemek gerekiyor. Sakinleyince daha rahat kontrol edebilirsiniz. Ne kadar vaktimiz kaldı ki bizim? Neyse şunu da anlatayım. Mesela işte akşam eşiniz işten geldi. Ağır bir işte vardiyadan çıktı ya da ağır bir iş yükü var. Patronuyla bir problem yaşadı ya da trafikte bir şey oldu vesaire. Yani bayağı yüklü geldi size, gergin geldi. Siz de zaten evde bütün gün bir sürü işle meşgul olmuş. Siz de yüklüsünüz. Siz de gerginsiniz. Belki sizin anlaşılmaya ihtiyacınız var. Beklentiniz bu yönde. Onun da beklentisi aynı yönde. Onun da anlaşılmaya ihtiyacı var. İçeriye giriyor. Kapıyı açıyor sert bir şekilde. Siz tam ona yönelip hoş geldin diyecekken bağırıyor, çağırıyor. İşte değişik değişik hareketler. İçeri giderken ayağına yapışan çocuğa başka bir şey söylüyor. Yani uçan kuşa kızgın adam. Belli de bir şey yaşamış. İki yavul var önünüzde. Duygu kontrolü için anlatıyorum bunu. Ya gideceksiniz, siz de zaten biriktiniz ya, içinizde de bir sürü şey var, söyleyecek değer arıyorsunuz, hazır fırsat. Ya gideceksiniz, ağzınıza ne geliyorsa, sanmıyorsunuz sadece çalışan, sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Yani saydıracaksınız. Ya da ikinci bir yol, belli ki adam bir şeyle geldi, bu olanın size ilgisi yok, bu olan onunla ilgili, dışarıda yaşadıklarıyla ilgili. Evet bir günahınız yok, hatanız yok. Bunu çekmek zorunda da değilsiniz. Ama insan yani. Ve böyle gelebiliyor olması çok normal hayatın akışında.
O zaman harekete geçmeyin. Bekleyin. Sakinlemesini bekleyin. İşte sakinledikten sonra kahvede kavga içmek gibi ama siz de sakinledikten sonra gidin ve konuşun. Konuşurken de yargılamadan, suçlamadan. Bak eve böyle çok özür dilerim hıdık gibi giriyorsun. Ben seni tam karşılayacakken abuk subuk hareketler yapıyorsun. Bütün hepimizin huzurunu bozuyorsun değil. Cümleler bu olduğu zaman o ne yapacak? Sakinleyen adam gene birden volkana dönüşecek değil mi yani? Onun yerine bak böyle girdiğin zaman ben çok üzülüyorum. Benim senin sakinliğine ihtiyacım var. Seni öfkelendiren bir şey varsa, seni üzen varsa gel konuşalım. Ben sana destek olmaya, seni dinlemeye hazırım. Çünkü ben de yorgunum. Benim de sende dinlenmeye ihtiyacım oluyor. Bakın böyle söylediğinizde sizi hiç anlamayan bir eşiniz varsa orası imtihan. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Ama bunu yaptıktan sonra çok az erkek, şimdi erkekler bizim gibi değil. Biz daha rahat kendini ifade edebilen kelimelere sahibiz. Onlar değil. Erkek erkeği birbirlerini sevdiklerini söylemeleri bile baba oğlun yıllar alıyor. Dolayısıyla ona bu konuda müsaade etmek, bütün erkeklerin böyle olduğunu bilmek teselli verir belki. Mola vermek, kendimizden bilmemek gerekiyor. Davranışı kişiselleştirdiğimizde duygularımızı kontrol edemiyoruz. Önce duygu kontrolü, ondan sonra davranışa geçeceğiz. Çocukla ilgili de aynısı geçerli. Değiştirebilir miyiz? Buraları değiştirebiliriz. Burayı da geçelim. Tamam. Burası okey. Şimdi çocuklar bizim gibi işte üzüldüm, çaresizim, bıkkınım, sıkıldım diyemiyor ya. Hani böyle kelime hazineleri yok. Bir başka okul mümkün diye bir okul derneği var. Şiddetsiz iletişimle falan çalışmalar yapıyorlar. Onların çok sevdiğim iki tane posteri var. İnternetten indir edebilirsiniz. Bu posterleri pratik yapıp alışmak için buna asıyoruz çocukların duvarına. İşte kardeş problemi mi yaşadılar? Gelin bakalım. Sen işte ufak olanı sorun. Sen burada ne hissediyorsun şu anda? Ne yaşadınız siz? Bir konuşmadan bir duygularınıza bir bakalım. İşte zaten o kadar basit ki onların çözümü. Bizim gibi değil, kaotik değil. İşte üzüldüm diyor. Neye ihtiyacım var diyoruz. Şuradan bir görsel seçiyor. Sarılmaya ihtiyacım var diyor. Oynamaya ihtiyacım var diyor. Hem duygusunu söylüyor hem ihtiyacını söylüyor. İki taraflı iyileşme oluyor. Bundan yararlanabilirsiniz. Bir de ben kitap getirdim size örnek. İsteyenler gitmeden buradan resim çekebilirler. Benim anneliğim de çok duygular konusunda bana rehberlik etti. Birisi bu kitap. Birisi şu kitap. Bu kitapta sırf duygulardan bahsediyor. Bu da benim kitabım. O da reklam olsun araya. Reklam girsin diye şey ettim. İsterseniz bunu da okuyabilirsiniz. Size yönlendirici olabilir, yardımcı olabilir. Çıkarken fotoğraf da çekebilirsiniz. Çocuklar bizden çok büyük şeyler beklemiyorlar. Çocuklar bir video vardı ama şimdi izletemeyeceğiz. Sesi çıkmıyor çünkü. İşte ebeveynleri böyle tek tek alıyorlar. Son toparlıyorum. Ha, bir deneyelim isterseniz. Tamam. Sesi çıkarsa izleriz. Çıkmazsa anlatırım. Çok iyi. Abla da şu üstünde güzelmiş. Antalya'ya tatile gitmek olabilir. Evet. Bir AVM'ye gittik. Anneciğim ne kadar çok mağazalar var burada. Yani çok mutlu olmuştum bile. İşte bu bakirli araba, bakirli araba. Hurdacı'dan aldım onu. Dünya onun gibi, onun olduğu iş gibi böyle sevindi. Luna Park. Dikiş yaptığı sandım. Sana dedim tableti alacağım dedim. Doktor operasyonu yaptı. Gider gitmez de tabletini aldık. Mesela tiyatronun arkasından çarpışan arabalara götürmüştük küçük çocuk arabaları. Büyük 5 yıldızlı bir otele gidecek. Odasını hazırladığınızda gösterdiğiniz an olabilir. Gitti, dolabını okşadı. Nasıl? Birlikte yemekçilik oynamıştık. Denize gitmiştik. Ormanda saklanmaç oynamıştık. Bir gün anneme balığı omlet yapmıştım. Yağmurlu da onu ben de unuttum ya. Bir sabah kalkmış erkenden. Kardeşim doğduğumda en mutlu oldum. Öyle doğduğum anda çok seviyordum onu. Babam işte ellerdikten sonra ben onun karnını zıplamayı çok seviyorum. Çok. Oy. Çok çok çok.
seviyorum. Ah canım benim. Babama ben kartopu yaptım. Onun üstü bembeyaz oldu. Nasıl hatırlıyorum ya? Ateş yaptık oraya sucuklarını. Gerçek bayağı. Babamla bakıyorduk. Ben de uçurtmamı uçurdum. Kağıttan yüzük yapmıştım. Sonra anneme vermiştim. Almış eline su batırmış. Boyayı almış. Sulu boya da üstünü batırıyor bir bakıyor. Aa çok iğrendi. Çok çok çok. Mısırı patlattım. Sonra da sarılarak film izledik. Çok da büyük bir şeylere yaratmaya da gerek yokmuş diyorum yani. Ama şok oldum yani. Üstünde durmadığımız ufak tefek şeyler çocukların beyninde demek ki çok yer ediyor. Onun için önemli olan bundan sonra benim için daha da önemli. Bir sonrakine geçebiliriz. İşte bakın bütün çocukların anlattığı şeylerde ne var? Olumlu duygular var. Yani mutluluk hissi var. Değil mi? Muhtemel üzüldükleri şeyleri de unutamayacaklar. Ama o üzüldükleri şeyler, hani hayat hep böyle toz pembe değil ya, üzüldükleri şeylerden de hayırlı şeyleri öğrenerek yola devam edecekler. Çünkü bakın bugün travma falan çok konuşuluyor ama aslında travma başımıza gelen olaylar değil, onlara yüklediğimiz anlamlar. Biz köy hayatından uzak durduğumuz için, metropolün içerisinde ölümle hayatı birbirinden çok ayırdığımız için gerçek hayatla iç içe değiliz. Gerçek hayatta iç içe olmadığımız için basit şeyler çok büyük travmalara dönüşüyor gibi hissediyoruz. Aslında o olay öyle değil, eskiler bilirler. Biz de köyde ölüm, cenaze ne olur? Eve geri gelir, ağluda bekletilir, çocuk da görür, yetişkin de görür. O duygularla hep birliktesin. Orada hiçbirisi kişinin bunları yaşayan hiç kimseye bu ölüm travma olmuyor. Başka bir bilinç var çünkü. Yeni bir hayata gidiyor bilinci var. Bu bilinçten dolayı travma olmuyor. Şimdi bu duygular da, olumlu duygular da, birlikte yaptığınız küçük anları sığdırdığınız büyük sevinçlerde ya da istemediğiniz, başınıza gelen o büyük üzüntüleri nasıl atlattığınızda çocuklarınıza normal hayatlarında yürümeleri için yol haritası olacak. Büyüdükleri zaman, en sona geçebiliriz. Büyüdükleri zaman ne hissetsinler istiyorsak çocuklara onları hediye etmekle mükellefiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sabrınız için de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Böyle ara sıra seminerlere gidiyorum ama sosyal medya hesabım var. İşte oradan da böyle dinlemek istediğinizde tıklayıp dinleyebilirsiniz. Allah razı olsun hepinizden. Verdiğiniz emekler, gayretler size rahmet olarak geri dönsün inşallah.